Selamlar millet, ben Zönen ve Kayra Godus'la karşınızdayız. Bugün Kayra Godus'un ilk 25. bölümü. Bugün ne yapacağız? Karşında bir tane tavuk var, elimde de tohum var. Ne tohummuş bakayım. Me belladona sidero andante comanche. Tabii bunu yaptığın esnada ortalıkta tavuk olsaydı güzel olabilirdi. Benim vardı. Godus'un da introduction'ını yapmış olduk. Evet. Godus'un introsu. Ama kasada oldu. Aynen. Benim için fark etmez köfte. Daha alakalı ya. Daha alakalı iki paket olamazdı. Yo. Mesela Kayra Godus'la şey arasında bir sürü ortak mod var. Mekanizm. Mekanizmsiz ben kasa düşünemiyorum. Yani. Neyse ben ki bir ben konuya, şu anda... bir saniye konuya gireceğim. Şu an elimde lityum ve sodyum görüyorsunuz, bir de silikon. Bunları nasıl elde ettim ben? Sana soruyorum. Dur göstereceğim. Kamera açıyorum sana şu anda. Sen gösterip... Göremem. İzleyiciler görürsün. Lityum'u tutuyorum elimde. İçine ne var söyleyeyim mi? Lityum karbonat. Bu arada neden Godus? İzleyicilere sordum ne yaparsınız, ne istersiniz diye. Geneliz Zottrik, Zuttrik, Kayra Seks gibi isimler söyledi. Bir tanesi Godus gibi güzel bir isim söyledi Ertan. Ben de madem güzel isim söyledim ne olsun dedim. Evet. Clay blokları Macerator'a koyduğumuz takdirde iki adet clay dust elde ediyoruz. Ve bu clay dust'ı Advanced Electrolyzer'ın içine atarsak, bu arada bu arkadaş gayet güzel çalışıyor fakat Steam'i biraz fazla yiyor. O yüzden arada durduruyorum, tekrar çalışıyorum vesaire. Ve gördüğünüz gibi bu aynı zamanda 4 sodyum, 2 sodyum, 2 lityum, 2 alüminyum, 2 silikon elde ediyor. Pardon, 1 lityum. Clay Dust'ı koyduğumuz takdirde. Ve bu benim istediğim bir şey. Ha, arkasına bağladığım şey Advanced Desire Generator bu arada. Yapımına bakalım hemen. Bu. Alüminyum gear. Şu, bu alüminyumla yapılıyor. Bunun için yukarıdaki arkadaşı kurdum. Bunun yapımına bakalım. Bu da çok zor değil. Silver wire. Bunlar MV Machine Hall. Böyle basit bir arkadaş. Yani. Öyle yaşayıp gidiyoruz. Minik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Amaneyn. Sonrasında şuraya gelelim bir. Burada yeni birkaç makinemiz var. Lete nedir diye soracak olursanız, rod makine. Yapmak için kullandığınız bir makine. Fluid extractor. Hatta yapımlarına bir bakalım. Bu. Bu. Assembly machine. Zaten bunu yapmıştık daha öncesinde. Bunun içinde molten tin var. Erimiş tin. Ve basic canning machine, bunu şimdi kullanacağız. Evet. Hızlıca. Salih, ben video çektiğim için mi konuşmuyorsun? Evet. Evet, şimdi... Araya girip kesmek istemiyorum ki seni. Bir şey anlatıyorum değil mi? Ha, bir şey anlatıyorsun. Araya gireceğim, anlatacağım, sinirlerim bozulacak. Evet, şimdi... Sonra ben senin kilini alarak seni sakinleştireceğim. Yani. Medium battery olmaz. Sakinleşir misin? Yoksa rage'e mi girersin bilmiyorum. Neyse, biz LED'imiz ve antimonidamızı alalım. Gürkan doktora göre, yani 2-3 gündür karnın ağrıyorsa apandisit problemin olabilir. Çok hani şey bir şeydir o. Sağlık açısından tehlikeli hani, bir şeydir. Dikkatli olmak lazım. Ha, bu arada unutmadan, anlamışsınızdır gerçi ama Salih bir yandan yayın yapıyor. Aynen öyle.
Siz söylediniz, baktım, o bana fazla küçük kaçar. 13-14 yaşında be. Ne dediler? Ya bir kız var, çok güzel, mok güzel diye bir coştular. Dedim lan kız nasıl güzel mi cidden? Bir baktım ki hani güzel bir kız, o ayrı durum. Ama hani yaş olarak vurursan benim için bile ufak. Ki Senin yarın. hayır, yarım olsa şey yapmam, ufak demem. 15 yaşındaymış. 15 yaşında o zaman gider. 15'e ufak demem ben. Salih. Gençler kusura bakmayın, 15'e ufak demem. Salih. Ama 15'te şu var. Acaba zeka yaşı da 15 mi? Doğrusu zeka yaşı 15 mi? Yüksek mi? Eğer Erikson'un teorisine göre 15 zeka yaşındaysa o zaman derdimiz var. O daha empati falan gelişmemiş oluyor tam olarak. Bizim modern akıllı bıdıklar gibi akıllıysa o zaman iş değişir. Tanıştırın lan beni derim. Dua et benim gibi bir abisi olmasın o zaman. Ya. Senin gibi abisi olsa da bana teşekkür etmesi gerekir. Öyle bir konuda olunca hani güzel şeylerle karşılamıyorum ben. O zaman köfte soru. Kendi yaşıtı birisi mi daha iyi, yoksa kendinden büyük birisi mi daha iyi? Kendinden büyüklüğün hani bir oranı var hani onu hesaba kat. Neyse bunu videoda Ben bir ara anlatırım sana. Hani şöyle diyeyim, iki tarafta konsente olduğu zaman bu arada medium voltage battery hole. niye mi diyorum? Çünkü Reasons. sen, chest, copper Frisbee, senin adın neydi? Unuttum ya. Benim size wire'ımız tavsiye... yok. Ben biraz güpür wire yapacağım. Şimdi öyle bir durumda ne yaparsın, ben sana söyleyeyim. Kendi hayatına devam edersin. Bu tip insanlara yapılabilecek en büyük intikam kendi hayatına devam etmektir. O tam bir or Ne olmuş? ya, orospu eski sevgiliye ne yapmak gerekiyor? Köfte artı 18 deme. Artı 18 deme bana. Bunu söyleyen eksi 18 zaten. Videolarım artı 18. E tamam, bunu söyleyen de senin videolarını izleyenlerden biri. Hani o da eksi 18. O da çıtır. Umurumda değil. O kel değil de yapıyorsun değil mi? Aynen öyle. Millet, köftenin büyük bir ayrımcı insan olduğunu söyleyeceğim size. Kel olmayanları hiç sevmiyor. Değil mi? Hatta ben bile saçım olduğu için ona zor yaklaşıyorum. Tekrar bir bakayım. Ha, evet Can. Köfte video çektiği için konuşmuyorum. Yani daha az konuşup bir saniye kapıyı kapatayım. Onun konuşmadığı anlarda konuşmaya çalışıyorum ki benim sesim onun sesinin üzerine binmesin. Evet ve şu an Çünkü crafting yapıyorum sadece. tamam. Yap bakalım köfte. Hayır, dur bunu yapmayacaktım. Bir hem canlı yayında hem de şeyde, normal işte yayın konuşmasında en son istediğin şey senin sesinin birlikte çalıştığın insan sesinin üzerine binmesi. Evet, sıkıntı oluyor cidden. Şimdi o zaman ben ne yapıyorum? Seks. Hayır. Niye? Because fuck you, Ha, gördün mü? Yine seks. why.
Şimdi sen gel bakalım. Ben chest'i nereye koydum? Chest neredesin? Buradaymış. Yemir, affetme affetmem olayı değil. Olay biraz daha şeye bağlı. Nasıl denir? Pragmatizme bağlı. Ve benim biraz daha yani diyelim ki 15 yaşındadır. Benimle kafa yapısı uyuşuyordur. Benim entelektüel kapasiteme erişiyordur. O zaman neden olmasın? Tamamdır. 8 tane alüminyum plate'imiz de hazır. Ve bu arkadaşları ne yapıyoruz? Bana sorma köfte, ben bilmiyorum. Ne yapıyoruz peki? Amacım o zaten. O yüzden sana söylüyorum. Bilmiyorsun çünkü. Köfte, bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Evet. Teach köfte. Hatta şu an yayında olmasan Teach Me Tiger açardım Merlin Monroe'dan sana. Neyse, izleyiciler akıllarında onu çalsın. Şimdi çal. Heatproof zımbırtısı. Bundan 3 tane yapacağız. Invar Road. Invar'ımız var. 8. Ha dur. Pardon. 2 tane yapacağız. O zaman. Bir saniye. Tam elimde kalan invar'lar tam yetiyor galiba. Yok, tam yetmiyor. Eksik kalıyor. Şu kısım daha iyi bu arada. Pragmatizm ne diye sordular da. Iron ve nikel. Bu arada köfte, bu gençler geçen beni ters köşeye yatırdılar benlik konusunda. Ha. Benlik nedir diye sordular. Yani bir açıklama getirdim ama onları tam tatmin etmedi. Daha sonra oturdum, beni de tatmin etmedi açıklamam. Biraz daha araştırdım, istediğim şeyi bulamadım. Gittim hocama sordum. Hocamla 2 saat düşündük. Benlik kuramının gerçek işlevi üzerine. İyiymiş. İyiymiş diyor ve geçiyorum. O zaman ben daha fazla invert plate yapıyorum. Çünkü neden? Fark mı? Hayır. Alıştırdın köfte, artık çok geç. Evet, 2 tane sodyum pilim var. Yay! Large medium sodyum battery. Medium sodyum battery. 200 bin EU depoluyorlar ve 128 EU çıkışı var. Gritek'in pillerini seviyorum. Köfte, benim vücudumda da bol bol şu anda, aslında normalde yok da ilaç olarak aldığım için lityum var. Ben de batarya değil mi? Ama sodyum pil yaptım şu an. Evet. Tabii şöyle bir bu fazlalığı veriyor. Bunları tekrar normal dust'a çevirmemiz lazım. Extruder'a geçtiğimde çok daha güzel olacak olay. Evet. 4 tane invarımızı geri alalım. Yay! Ya uzun vadede hesapladığımız takdirde 4 invar kardayız. Çekiç. Biraz artık bazı resipileri ezberledim. Evet, benim bir ara tekrar bir banyo hazırlamam lazım burada. Çünkü çok fazla Tomcraft efekti almaya başladım. Şimdi bebeğim, onu soruyorsun Frisbee. Ona ancak şöyle bir cevap verebilirim. Eğer yani ben kendi adıma bilgisayar mühendisliğini sevmiyorum. Köfteye sorsan o sevebilir. Sever misin? Bilgisayar mühendisliğini ben de sevmiyorum. O yazılım mühendisi der büyük ihtimalle sana. Ne dersin köfte?
Sodyum pil derim. Yazılı mı, bilgisayar mı? Neyden zevk aldığına bağlı. Yazılımdan zevk alıyorsa bilgisayar mühendisliğini bir saniye bile düşünmesin. Köfte çok doğru söylüyor bu arada. Hani... Ama hani genel olarak bilgisayarın herhangi bir şeyle uğraşmaktan zevk alıyorsa bilgisayar mühendisliğini düşünebilir. Hatta bilgisayar teknisyenliği daha mantıklı. Evet, input hatch'imiz gelsin. Şimdi şeye gelelim. Bana sorarsan ben psikoloji derim çünkü açık ve net olarak şeyden hoşlanmıyorum. Bilgisayarla bilgisayarı meslek olarak yapmaktan hoşlanmıyorum. Evet, şimdi bu electrolyzer'a bir süre ihtiyacımız yok. O yüzden dizel jeneratör gel. Evet, bilgisayarı meslek olarak yapmak isteyenler zaten benim gibi manyaklar. Aynen. Köfte ileride bana müşteri olarak gelecek. Aynen. Evet. Şimdi buradan köfte. Advanced Diesel Generator'umuzu tekrar ayarlayalım. Output. Ya ben sen etik olmayan yöntemlerle ücret alabilirim. Bir saatlik terapi karşılığında bir kere kelini alacağım köfte. Sadece bir kova buldum. O zaman sana gitmem. İlayda'ya gidelim. Kime? İlayda'ya. Hadi. İlayda'nın hocası da ben olursam. Dert değil. Ki yapmayacağım şey değil. Bir ihtimal İlayda'nın hocası ben olabilirim. Biliyorum. Ya benim yüksek lisans yapacağım okula gelsin istiyorum. Bir ağzını yüzünü sikeyim onu. Evet. Tornandan çıktığı zaman psikolog olsun. De bakalım. Evet, sabit. Ve bu arkadaşa... Rica ederim. Şey yapayım. Bu arkadaşa gayet güzel çalışıyor. Blast Furnace'ım artık mükemmel bir biçimde çalışıyor. Çok mutluyum. Köfte Ozmin botlarım var. Benim de deri botlarım var. Diamond'ı en son bölüm çıkartmıştım. Oha. Köfte. Ne? Niye bu kadar erotiksin? Oh baby. Deri botlar. Aynen. Ben senden bekliyorum, çok yakında şey diyeceksin. Sadece deri botlarım yok Salih, deri zırhım da var. Yapayım. Yap. Yok ya, üşendim. Üşendim artık. Evet. Şimdi bizim yapmamız gereken başka ne var? Ben bu bölüm başka ne yapacaktım? Salih. Ha. Ben bu bölüm başka ne yapacaktım? Bilmiyorum, köfte hiç hatırlamıyorum. Aynen, ben de hatırlamıyorum. Ha dur. Görüyorsunuz köfte böyle benim aklımı hiç karıştırıyor. Diesel Generator. Yok ya, o bölüm arası craft ederim. Şu an craft etmeye üşendim. Evet. Şunları bir özetleyeyim. Hızlıca. Şurada sodyum mu ve lityum mu ürettim? Burada sodyum pilimi battery buffer'a koydum. Bu arada battery buffer'lar Gregtech'in MFI, MFSU gibi şeylerin yerine geçen zımbırtısı. bu arada bu sadece tek slotluk olanı. Bunun hani şöyle aşırı kalın kablo kullandığı takdirde çok daha fazla slot taşıdığını var. Sıkıntı şurada. Bu 1 amper çıkışına sahip. Mesela dur. Mesela şu 4 amper çıkışına sahip.
gibi. Böyle düşünün. Bu 8 amper. Bu 16 amper çıkışına sahip. Şu an burada benim ihtiyacım olan tek şey 1 amperlik bir çıkış. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Ve bu arkadaş bana bunu verdi. Bunun içine pili koyuyorum. Battery buffer koymamın sebebi bu arkadaşa oldu da yakıt gitmedi. Buna bir süre daha çalıştıracak bir şey. Ki bunun daha fazla yakıt üretmesi için falan filan. Öyle güzel bir zımbırtı. Yani buffer. Zımbırtı. Aynen yani. Zımbırtı. Buffer. Zımbırtı benim meşhur bir lafımdır. Hani liseden bir arkadaşım benim zımbırtı lafıma bayılır mesela. Öyle bir söyledi ki ben burada tahrik oldum, kusura bakma. Oh baby. Yani bu saatten sonra boşalmak dışında hiçbir şansım yok. Aha boşal. Salih lütfen. İçindeki sapı ortaya çıkartıyorsun sen. Sen içindeki sapı ortaya çıkartıyorsun. Nasıl ben sana lütfen diyeceğim. Köfte Salih. Lütfen içindeki sapı dışındaki sapık yapma. Senin içindeki sapık dışında olmak için fırsat kolluyor yalnız. Bunun farkındasın değil mi? Yani benim bir şey yapmama fırsatı, gerek yok. Hayır, o fırsatı sende buluyor. Gerisini anladım. Terrariye'deki devacı kırmıyorum. Evet. Şunları atalım. Bunlarla işimiz yok. Zombi gel. Gel. Hah. Giremezsin tabii. Evet ve geri geldim. Hoş geldin köfteci. Hoş bulduk beyaz. Şimdi havada süzülürken havucumu yediğime göre biraz da yürürken yiyelim. Şimdi niye? Buharımızla artık elektriği çok fazla harcamayacağımıza göre lan yanlış chest'e koydum. Neyse bir kısmı nugget olarak pişer. Diğer kısmında şey yok, şu anda o konfliktler tam oturmadı. Sana atsam hiçbir işine yaramaz. Yani bir tane şeyin konfiği var içinde şu anda, bloğun konfiği. Yani blokları karşılaştıkça ekliyorum konfiye. Benim kasada öyle bir şeyle uğraşmama gerek kalmadı bu arada. Vein miner yok ki sende. Yani. Ki bende bütün madenleri Greg Tech kendisi üstlendiği için. Yok köfte olmuyor. Ben o konuda rahatım. Yok şey babında diyorum. Vein miner kullansaydın. Kapıyı yine resmiydi. Teker teker ekleyecektim ama çok fazla madeni yoktur Grey'in. Hani mine edilebilir çok fazla yoktur. Evet, dur. Şu battery alloy ingotları yapıyordum. Evet, sizleri ben dur. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Oksijen elde etmem lazım. Oksijeni nasıl elde ediyorum? Ağaçla. Bir saniye, Eniyay göçtü. Geçmiş olsun. Köfte bu arada ben hemen de oksijen elde edebiliyorum. Evet ve geri geldim ve yapmamız gereken şey electrolyzer yapmak. Niye köfte? Elektrolizer'ımız zaten var. Elektrolizer. Dream of Swords. Çekmeye devam et. Birinin dikkatini çekersin. Ne? Ya benim kanalı tanıtacak biri yok mu diyor da Dream of Sword. Ha. Salih'in söylediği ben gibi bu. Ya ben köfte beni tanıdığımda yaklaşık 1-1,5 aydır çekiyordum. Köfte kaç abonem vardı? 10 muydu? 11 miydi?
Yo, vardı az buçuk. Yüze gelmişti gibi sanırsam. Yüze... Yüze sen baktığında gelmiştin. Sen baktığında gelmiş. 20'nin altındaydı. O zaman yanlış biliyormuşum. Ben 100 falandın diye hatırlıyorum. Ölçüm cihazında hata böyle bir şey gelecek. Peki köftenin buradaki hatası neydi? Joint değil, void. Şimdi Black Tie Redstone. Black Tie Redstone. Gülü. Mod. Söyle ki. Yok hayır, sadece crafting'ler için malzemeyi şey diyor, şey ettiriyordum. Mod paketin adı Cairo Godus. Godus diye oyun var bu arada. Hı hı. Benim sevdiğim bir oyun. Bende yok o da. 1.7.10 Cairo. 1.8 kolay kolay çıkacak gibi görünmüyordu. Mod paketine ulaşabilir misin? Büyük ihtimalle yarın bir şekilde yayınlamaya çalışırım, bu akşam zor da. Şimdi... Şurada bunlardan bir tanesi Water'dı. Bu Steam. Tamam, bu Water. Thanks. Neydin sen? Electrolyzer gel. Tamamdır. Electrolyzer'ımıza su gidiyor. Su gibi emrin olsun. Kirli spirmin. Sel koymamız gerekiyor. Empty cell'i nasıl yapacağız? Çok basit. Metal bandince iki tane template'i 12 konumunda yerleştireceğiz. Sağ ol, artık. Güzel olabilir ya. Az Furkan Tantun dedi. Çok güzel paketler yapıyorsun da teşekkür ettim. Tantuni dediler, beni canım tantuni çekti. Patates düştü hayvanla. Ha, güzelmiş. Bu arada ne diyecektim ben ya? Şöyle kal. Oğlum benim de karnımı acıktırdın la. Ye köfte. Yemek hazır değil daha. Onu bekliyorum. Onu yaparken, onu beklerken çekim yapıyorum şu an. Hani burada olsam ben sana bir şeyler hazırlayayım diyeceğim. Ama burada da değilsin. Yok, senden daha iyi aşçı arkadaşlarım var. Köfte ben de çok güzel yaparım. Benim uzmanlık alanım tatlı ama. O bana uymuyor işte. Benim tatlı yemeyen bir insan olduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tatlı sevmediğini de biliyorum. Deneye bulduk 12'yi. Karakal paketleri için büyük ihtimalle bir launcher olmayacak. Köfte daha iyi bilir o durumu. Bir ekip yapacak da ancak ne oldular bilmiyorum. Benim de Java öğrenesim yok. O yüzden ben kodlamıyorum. Gönüllü bir Java developer'ı
gelmediği sürece hani evet, kasa 22'yi yayınladım. Salih yayını ne zaman bitirirse siz o zaman izlersiniz artık. Değil mi? Çok büyük ihtimalle şimdi kanalın yarısı izlemeye gidecek. Ben de çemkireceğim onu. Yok, ne çemkirmesi? Yok ya, ben buradayım. İzleyecekleri adamın kendisi burada la. Biz ölüsünü seviyoruz diyerek. Lan! AT Launcher'ı eklemek için onların böyle 20 milyon kuralı var. Hepsine uymak gerekiyor. O da yoruyor. Açıkçası oturup ben AT Launcher'ın kurallarına göre paket hazırlayamam. Evet, bu Electrolyzer işimizi görmüyor. Yeni bir Electrolyzer craft etmemiz lazım. Bunun anlamı bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfesiz köftenin günler. İyi